Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz kıymetli arkadaşım, uzman psikolog Kerem Gümüş. Evet Kerem, hoş geldin programımıza. Konumuz da sanal kumar bağımlılığı. Evet Kerem, sanal kumar bağımlılığı nedir? Önce böyle bir giriş yapalım, sonra yavaş yavaş detaylarına gireriz. Sanal kumar bağımlılığı, insanların iddia bayilerinde, işte joker bayilerinde daha önce sürekli oynadığı ama bu oyunların online ortama taşınmış halidir. Tabii ki bu düzen içerisinde daha tehlikelidir. Neden? Çünkü fiziksel bir belirtisi yoktur. Şimdi oraya gittiğinizde bir şekilde insanlar fark eder, görürler. İşte çevreden, eski Türk filmlerinde de çok geçer ya, yine mi oraya gittin falan diye. Bu tarz tepkiler, ama burada öyle değil. Her dakika, her saniye oynayabildiğin, telefondan dahi çok rahat ulaşabildiğin bir düzendir sanal kumar bağımlılığı. Şimdi Kerem, yani sanal kumar deyince benim aklıma hemen şey geliyor. Böyle yetişkinler falan oynar gibi geliyor bana. İşte okey, tavla falan. Yani bunun yaş ortalaması nedir şu anda? Hani sence büyükler, sadece büyükler mi oynuyor, küçükler oynuyor mu? Ya bu durum aklına maalesef ki bir yine yaş sınırı yok. Burada ikiye ayırmak lazım aslında. Bir gerçekten para kazandıran, hani canlı cebinden para çıktığı durumlar. Bir de cebinden çıkmasa da seni bu tarz bir alışkanlığa sürükleyen kumar bağımlılığı. Nedir o ilkinden şey, o cebinden çıkmayandan başlayayım. Cebinden çıkmıyor, seni sana sanal bir para kazanma imkanı veriyor. Örnek veriyorum, altın kazandırıyor sana. Seni sürekli altınları ortaya koyuyorsun. Kazandıkça kazanmaya çalışıyorsun. Ne sen kaybediyorsun, ne de kazandığın bir şey var. Ama hani oyun icabı sana bir şeyler kazandırıyor. Hani işte şu kadar paran varsa bir sonraki level atlıyorsun falan gibi gibi. Burada senin bir kaybın kazancık yok maddi anlamda. Ama manevi anlamda tabii seni bu bağımlılığa sürüklüyor. Bu bir kere tehlikeli. Neden? Bunun bir sonraki boyutu yetişkinliğe geçtiğinde canlı para ödeme versiyonuna geçebilirsin. Bir de direkt çocukların da yine dahil olduğu oyunlarda ya da işte bu kumar bağımlılığında insanların bir ayağa para yatırmak zorunda olduğu, çevresinden böyle para toplayarak bu tarz oyunlara yöneldiği bir bağımlılık çeşidi var ki bu en tehlikelisi. Neden? Çünkü küçük yaşta artık maddi kayba alışıyorsun. Kazandıkça kazanasın geliyor, kaybettikçe kazanma hırsın artıyor. Bu sefer kazanacağım moduna giriyorsun ve böyle maddi anlamda kayıplar yaşıyorsun. Peki Kerem, şimdi izleyenler de tabii ki şu anda birçok insan maddi olarak düşünüyor olabilir ama sadece maddi olarak mı, manevi olarak bir şey gidiyor mu? Sadece sanal olarak mı kazanıyorsun? Başka ne kaybediyorsun? Ya da yani kazandığını sanıp ne kaybediyorsun diye sorayım sana daha önce. Bu konuda hani ne düşünüyorsun tam olarak? Ya kayıp hiçbir zaman maddi ya da sadece manevi değildir bir kere. Tamam, maddi bir kayıp var ortada. O zaten görülebilir bir şey ama en çok zarar görülen şeyler işte manevi kayıplar. Nedir? Aile ilişkilerine zarar veriyor mesela. Çocuk oynuyor, annesiyle ilişki kurmuyor, babasıyla ilişki kurmuyor, arkadaşlarıyla ilişki kurmuyor. Sosyal bir kayıp yaşıyor. Ya da evli diyelim adam ya da kadın, işte bir şekilde ailesini ihmal ediyor, çocuğunu ihmal ediyor, eşini ihmal ediyor. Bu tarz aile birlikteliklerine zarar veriyor. Ondan sonra direkt kendisine zarar veriyor. Neden? Sürekli online olma gibi bir durum söz konusu. Sürekli bir kaygı durumu söz konusu. Kaybettim mi, kazandım mı, bu sefer kazanacağım mı, kazanmayacağım mı? Ya da bir yapay bir hırs yüklüyor sana. Kazanacağım, kazanacağım, kazanacağım diye. Bu otomatikman da manevi kayıplara yorumluyoruz biz bunları. Şimdi kumar, sanal kumar bağımlılığı denildiği zaman tabii akla birçok şey geliyor. Biz Kerem Bey'den almış olduğum geri bildirimler doğrultusunda detayına girmeyeceğiz. İyi bir örnek olmak istiyoruz çünkü. Zaten bu videoyu hazırlamamızın amacı da bu. Ben birazcık hani detaya girmeden şunu sorayım. Sanal kumar oynamak algılarımızda bir değişikliğe neden oluyor mu Kerem? Bir kere şimdi bu yoldan çevirip sorsak, kumar oynamak ahlak bir şeydir, ahlaksız bir şey midir diye, herkes ahlak dışıdır diye cevap verir. Ama bu ortam sanal ortama dönünce nedense o ahlak algısı bir şekilde ortadan kalkıyor. En büyük problem bu bir kere. Ahlak dışı olması. Bunun dışında da hani sanki bu kumar değilmiş gibi, bağımlılık değilmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şöyle yaşadığım bir şey anlatacağım size. Cuma namazında hoca hutbede şeyden bahsediyor, işte oyunun zararlarından, kumarın zararlarından, işte hayat oyun ve eğlenceden ibarettir vesaire diye. Sonra benim iki yanımda oturan adamdan bir ses geldi. Ah be diye. Hani ne oluyor diye bir baktık.
adam o sırada batağa koymuş. Batakta kaybetmiş oyunu vesaire. Hoca orada hutbe anlatıyor. Hani oyun şeyin zararlarını. Sen orada oyun oynuyorsun. Hani oyunu camiye sokmuşsun mesela. Ama nedir normalde? Hani gelin en ahlaksızı da getirsek. Hadi bu kumarı bu sefer camide oynuyoruz vesaire. Hiç kimse kabul etmez bunu. Hani onun bir etik dışı bir şey olduğunu bilir yani en ahlaksızı bile. Ama telefonla bir şekilde sen oraya içeri giriyorsun. Bu tarz ahlak yozlaşmalarına maalesef ki sebep oluyor. Bu bir yozlaşmış ahlaktır. Ha bunun dışında diğer bahsettiğimiz o öğrenme biçimleri algısına girecek olursak tabii ki bu konsantrasyonunu da bozar. Sonuçta bir sana bir kaygı üretiyor, kazanıp kazanmayacağım hırs üretiyor. Bu tarz dikkat dağınıklıkları ortaya çıkar. Gözler bozulur. Ondan sonra sürekli oynadığın için ne bileyim fiziksel sıkıntılar ortaya çıkar. Kambur durursun vesaire. Bu tarz sıkıntılar da yine ortaya tabii ki çıkarır ama benim en çok önemsediğim şey şu ahlak yozlaşması. Yani çok en temeldir yani çünkü bu. Şimdi bu tarz videolarda en çok ilgi çekici olan şey yaşanmış hikayeler. Ve bu işi yapan birisi olarak, uzman bir psikolog olarak mutlaka başına buna benzer bir vaka gelmiştir diye düşünüyorum. Varsa bize bu konuda bir örnek anlatabilir misin? Maalesef ki böyle şeyler başımıza geliyor. Benim tabii uzmanlığım aile üzerine, daha yoğun ailelerle görüşüyorum. Böyle bir aile geldi bana, boşanma arifesindeler. Tabii maalesef artık bu sanal kumar bağımlılıkları, işte internet bağımlılıkları artık boşanma davalarında da geçerli olmaya başladı. Geçerli bir sebep olmaya başladı. Neyse, şikayetleri de şu. Sürekli oyun oynayarak sanal kumar oynayarak, iddia oynayarak bir şekilde adam kazancının çoğunu oraya yatırıyor. Kadının da şikayeti şu: hocam işte biz çocuğun giderleri var, bizim ihtiyaçlarımız var, işte annesi bizde şu onun giderleri var, ne bileyim benim kendi ailemin giderleri var, bunlara yardımcı olmak varken biz bütün her şeyi gidip sanal kumar bağımlılığına harcıyoruz. Ondan sonra biz adamla çalışmaya başladık. Kadını biraz işte sakinleştirmeye çalıştım. Hani zaman tanıyalım vesaire diye. Bir şekilde adamı bu sanal kumar bağımlılığından kurtardık. Aile bir şekilde yine rutinine devam ediyor. Ha bunun dışında gizli şeyler var. Gizli vakalar var. Nedir? Mesela çocuk Jun bizimle paylaştığı, benimle paylaştığı ama benim onun ailesine yansıtmadığım durumlar var. Nedir? İşte çocuk mesela kendi harçlığını biriktiriyor. Hani kimseden, babasından para falan yürütmeden ya da annesinden para yürütmeden kendi parasını biriktiriyor ve bunu oyuna yatırıyor. Oyuna yatırıyor da hani oyun için kulaklık almadan, işte mouse klavye almaktan bahsetmiyorum. Kazanmak için yatırmaktan bahsediyorum. Bir şekilde oraya yatırıyor. Hocam ben bunu kullanıyorum, bunu üretiyorum, işte ben bütün paramı buraya harcadım gibi. Onu yönlendirme çabası. Yani çünkü bakıyorum yani çocuk yatırıyor ve onun karşılığını da alıyor. Demek ki bu çocuğun ticareti zekası var, ticareti yatkınlığı var. O zaman biz bu alana yönlendirelim. Oğlum sen işte paranın %50'sini bari oraya yatır, %50'sini gel şu ticareti yönlenelim mi? Yönlenelim hocam. Sonra bakıyor ki canlı para geçiyor eline. Tamamen o yapay dünyadan sıyrılıp gerçek dünyadaki ticareti yönleniyor ve o noktada da ilerliyor yani. Bir de şöyle bir şey var Kerem. Hani dediğim gibi İnsanların bazı oyunların amacı aslında şey değil, kumar değil. Ama insanlar bir nevi kendi işlerinde onu kumarlaştırmaya çalışıyorlar. Ve ciddi anlamda paralar dönüyor. Atıyorum bir elbise, ne bileyim işte level atlama vesaire. Atlanmış level için ekstradan bir ücret talebi falan, oyuncuyu satma vesaire gibi şeyler de oluyor. Bu birazcık da hani oyunun ruhunda olmasa bile birazcık kişinin içerisinde olan bir şey galiba. Bu da yani bu kumar algısı da herhalde belki diğer kumar tarzı şeylerden alınan hazlardan dolayı herhalde oluşan bir şeydir diye tahmin ediyorum. Son olarak hani videoyu çok da uzatmak istemiyorum. İzleyenlerden böyle bir geri bildirim aldım. Birazcık daha kısa tutmayı düşünüyoruz videoları. Son olarak tedavi yöntemi olarak neler yapmak lazım? En azından hani biliyorum mutlaka uzun bir süreçtir bu. Böyle hemen bir dakikada şunu şunu yap geçsin diye bir şey yoktur diye tahmin ediyorum ama en azından 3-5 cümleyle ilk etapta yapılacak olan şeyleri anlatırsan sevinirim. Tabii dediğiniz gibi bu bir süreçtir. Sonuçta oraya bir zihinsel bir yatırım vardır yani. Bu zihinsel yatırımdan hemen almak kolay değildir. Burada ama ilk yapılacak şey ilk önce o sanal kumar varlığını kabul ettirmektir. Zaten bağımlılığın en temel şeyi budur.
kabul ettirmek. Eğer bir çünkü bunu tahmin etmek çok zor diyorum ya, fiziksel bir şey ortaya çıkarmıyor sende. Yani diğer madde bağımlılıkları en azından fiziksel bir şey görüyorsun. Bunda ancak maddi bir kayıp yaşayacaksın da, o da eğer yalnız değilsen yani. Yalnızsan zaten işler felaket. Neyse, eğer fark ettirdik, kabul ettirdikten sonra ilk adım, ilk olarak sanal kumara olan üyeliği iptal etmek. Ondan sonra ikinci adım aile desteği. Ya ailenin bu kişiye sahip çıkması lazım. Annesinin, babasının, varsa eşinin. Üçüncü adımda işte bu arkadaşlık ilişkilerine teşvik etmek lazım. Bir arkadaşlık aktiviteleri düzenlemek lazım. Dördüncü adımda bu çocuğu, bu adamı, bu insanı sosyalleştirmek lazım. Yani çünkü siz elinden bir uğraşı alıyorsunuz, onun yerine başka bir uğraş getirmek lazım yani. Bu da yine sosyal aktiviteyle geçer. Burada en önemli etken işte arkadaş, sosyal, işte aile, arkadaş ve sosyal çevre. Onun sonrasında zaten gerisi otomatikman gelir. Ha, bunlara rağmen kişi yine kendini bu kadar tedavi şey yönlendirmeye rağmen hala kendini ümitsiz, korku, ondan sonra kaygı, yoğun işte kriz, yoksunluk sendromunda hissediyorsa orada muhakkak profesyonel bir destek alınmalı. Evet arkadaşlar, sanal kumar bağımlılığını uzman psikolog Kerem Gümüş'ten dinledik. Bu konu hakkında sorularınız varsa mutlaka videonun yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. İtinalı bir şekilde cevap vereceğimizden şüpheniz olmasın. Şimdilik videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.